Geçen dersimizde gördüklerimizi hem hatırlayalım hem de bazı hususları açıklığa kavuşturalım. Denge sabiti Kp hatırlarsanız kısmi basınçların bir P sıfır referans basınca bölümlerinin stökiyometrik katsayıya göre üstlerinin alınmasıydı. Yani P0 referans basınca karşılık PC ve PD basınçları C ve D'de stökiyometrik katsayılar. C ve D türleri biliyorsunuz ürünlerde tepkenler ise paydada gördüğümüz gibi PA ve PC türleri. Genelde P0'ı yazmıyorduk hatırlarsınız. Ancak P0 daima orada ve bunu aynı zamanda tepkimenin Gibbs serbest enerjisi cinsinden de yazabiliyoruz. Buna göre Kp eşittir E üssü eksi delta G0 bölü RT idi. Tekrar ediyorum. Kp eşittir E üzeri eksi tepkimenin standart Gibbs serbest enerjisinin RT'ye bölümü. Buna göre bu Kp değeri de bir sayıydı. Önünde birim olan bir ön faktör yok. Bu birimsiz bir sayı toplam basınca da bağlı değil. Hatırlayacağınız gibi delta G tepkime derecesi, tepkime Gibbs serbest enerjisi bize tepkenleri iki farklı kap içinde alınıp ortaya çıkan ürünlerin iki farklı kap içinde oluşması işlemine karşılık geliyordu. Buna göre delta G 0 derecesi yazdığımızda bu işlemi kastediyorduk. K değerini mol kesri cinsinden de çıkardık. Bunu çıkarırken kısmi basınçları mol kesri çarpı toplam basınç cinsinden yazdık. Bunu da aynı şekilde ürünlerin mol kesirlerinin stökiyometrik üslerinin çarpımlarıyla tepkenlerin mol kesirlerinin stökiyometrik üslerinin çarpımlarına bölünmesi şeklinde göstermiştik. Bu ifadedeki değer de aynen birimsiz bir değerdi. Bu gerçekten birimsiz bir değer ancak bunu toplam basınç cinsinden yazarsak burada P toplam bölü P sıfır değerinin eksi delta nü'nuncu kuvveti gelir. Buradaki delta nü tepkenlerin ürünlere giderken ki mol sayısı değişimidir ve bu Kp değeriyle çarpılır. Kp'nin aksine Kx toplam basınca bağlıdır. Şuradaki gördüğümüz katsayıdan dolayı. Buna göre sistemin toplam basıncını değiştirdiğinizde Kp değeri sabit kalır. Ancak bu sadece tepkime delta G değerine bağlıdır. Kx değeri toplam basınca bağlıdır. Genellikle problemleri çözerken bu kafa karışıklığı yaratır. Herhangi bir sorunuz var mı? Basıncın değişimi ile ilgili bir örnek de yapacağız zaten. Notlarınızda konuyla ilgili örnekler var. Ben birincisini geçip ikincisini çözeceğim. Bu örnek toplam basıncın tepkime üzerindeki etkisi ve Le Chatelier prensibi ile ilgili. Yapacağımız bu örnek standart bir örnek. Diazot tetraoksit gazının 2 azot dioksit şeklindeki bozulması ile ilgili. Bu son derece genel bir tepkime, özellikle büyük şehirlerdeki hava kirliliği durumunda görülen bir tepkime. Pekala. Pek tamam. Burada soracağımız soru şu. Toplam basıncı değiştirdiğimiz zaman bu tepkimede neler olur ya da toplam tepkimeyi değiştirdiğimizde neler olur? Yanlış söyledim. Toplam basıncı değiştirdiğimizde ne olur?
kusura bakmayın, bu cümleyi tekrar ediyorum. Toplam basıncı değiştirdiğimizde bu tepkime de ne olur? Denge hangi yöne gider? Sağ mı gider? Sola mı gider? İleri yönde mi gider? Yoksa tepkenlerin yönde mi? Soruya cevap vermemiz için biraz daha değişik bir soru sormamız gerekiyor. Tepkimeye giren N2O4'ün kesri nedir? Buna alfa diyeceğiz ve bu değer tepkimeye giren mol sayısının başlangıçtaki oranı şeklinde verilir. Eğer bir denge durumunu tespit etmek istiyorsak, o zaman N2O4'ün yani diazot tetroksitin reaksiyona giren kesrini bulmamız şart. Problemi düzenlememiz gerekiyor. Burayı dengeye yazalım ve önce başlangıç şartlarına bakalım. Başlangıçta N mol N2O4 ve 0 mol NO2 var elimizde. Bir durumunda N2O4'ün bir kısmı tepkimeye girmiştir. Buna X diyeceğiz. Tepkimeye giren her mol için 2 mol NO2 meydana geldiğine göre oluşan NO2 miktarı da 2x'tir. Ama önce toplam mol sayısını bulmamız lazım. Çünkü daha sonra buradan mol kesirlerini bulacağız. Toplam mol sayısı yani NT eşittir. Bu ikisinin toplamıdır. N eksi x artı 2x. Bu N artı x olur. Denge sabitinin mol sayısı cinsinden bulmak için kesirleri tanımlayalım. Bu anlık mol sayısı olan N eksi x'in toplam mol sayısı olan N artı x'i oranıdır ki bunu az önce hesapladık. Ürünlerin mol kesiri de 2x'in toplam mol sayısı olan N artı x'e oranıdır. Burada bizim bulmak istediğimiz şey bu oran, yani tepkimeye giren mol sayısına toplam mol sayısı oranı x tepkimeye giren mol sayısı başlangıç şekline oranı ki bu da N. Bizim istediğimiz şey bu. Bu derste bunun basınçla nasıl değiştiğini göreceğiz. Daha önce KP ile ilgileneceğiz. Çünkü KP toplam basınçla ilgili değil. Ve daha sonra KX'e geçeceğiz. Tabii bu da basınca bağlı bir değer. Şimdi KP'nin ne olduğuna bir bakalım. KP değeri ürünler üstü olmak kaydıyla KP eşittir. P NO2'nin karesi bölü P NO2O4 şeklinde verilir. Tüm değerler bir bara göre referans alınır. Dolayısıyla KP değeri birimsizdir. Mol kesirleri cinsinden yazarsak P X NO2'nin karesi çarpı P kare P X NO2O4 toplam basınçlar birbirini götürdüğünden dolayı burada sadece toplam basınç olarak P kalır. Bu da P KX'e eşit olur. Pekala, şimdi de yukarıdaki tabloyu kullanmak suretiyle mol kesirlerinin eş değerlerini koyalım. Yukarıdaki ifade KP eşittir P çarpı 2x bölü n artı x'in karesi bölü n eksi x bölü n artı x olur. Gerekli sadeleştirmeleri yaptığımızda sonuç P 4x kare bölü n kare eksi x kare olur. Burada x ile ilgilenmiyoruz. İlgilendiğimiz x'in n'ye olan oranı hem payı hem de paydayı n kareye bölersek alfayı buluruz.
Bu değer P çarpı 4 alfa kare bölü 1 eksi alfa kare olur. KP'nin görüldüğü gibi toplam basınçla bir ilgisi yoktur. Toplam basıncın işin içine girdiği yegane yer burasıdır. KP sadece bir sayı olup toplam basınçla en ufak bir ilişkisi yoktur. İşte bunu kullanmamamızın sebebi de budur. Tekrar ediyorum, işte KP'yi KP kullanmamızın sebebi budur. Artık alfa değerini bulabiliriz. Alfayı bulabilmek için de bu denklemi biraz düzenlememiz gerekiyor. KP sadece bir rakam ve toplam basıncın işe karıştığı yerde burası. Bu işin sonunda alfa 1 eksi 4P bölü KP'nin eksi 1 bölü 2. kuvveti olur. Ve bunu alfa eşittir 1 bölü 1 eksi 4P bölü KP üssü 1 bölü 2 şeklinde de yazabiliriz. İşte bulmak istediğim denklem de bu. Bu ifade bana toplam basıncı değiştirdiğimde denge durumunda NO2 miktarındaki değişimi gösterir. Toplam basıncın işe karıştığı tek yer burasıdır. Buradan gördüğüm kadarıyla kabın basıncını artırırsam, basınç paydada olduğuna göre bu keser küçülür. Bunun anlamı basıncın artmasıyla alfanın küçüleceğidir. Başka bir deyişle, basıncı artırırsam tepkimeye giren madde miktarı azalır. Bu durumda tepkime tepkenlere doğru gider. Eğer basıncı düşürürsem bu değer de küçülür, keser büyür ve alfa da artar. Bunun anlamı tepkimeye giren madde miktarının artmasıdır. Daha çok tepken tepkimeye girer, dengede ürünlere doğru gider. İşte bu da sizin daha önceden bildiğiniz gibi Le Chatelier Principle adı verilir. Tekrar ediyorum, buna basınç için Le Chatelier Principle adı verilir. Le Chatelier Principle'ine göre bir kimyasal sistem bulunduğu konumu pek fazla değiştirmek istemez. Basıncı artırırsanız sistem size şöyle der: bak arkadaş, ben durumumdan memnunum, basıncı artırmandan pek hoşnut değilim. Hem daha ufak bir basınca gitmek istiyorum. Sistem değişikliğe çok karşıdır. Sistem çok muhafazakar bir tavır vardır sistemin. Dolayısıyla basıncı azaltmanın yegane yolu da kapta bulunan mol sayısını azaltmaktır. Peki mol sayısı nasıl azaltılabilir? Daha az mol sayısına sahip olan tepkenlere doğru gitmekle tabi. Kaçınız magnetizmada Landort kuralını biliyorsunuz? Diamagnetikte en azından yarınız biliyordur. Burada da aynı fikir geçerli. Elinizde diamagnetik bir malzeme olsun ve yüksek bir manyetik alanın içine sokun. Bu diamagnetik malzeme ne yapar? Manyetik momentini tersine çevirerek manyetik alan etkisini yok etmeye çevirir ve bu şekilde maddenin içinde manyetik alan etkisi görülmez. Dolayısıyla içeride bir manyetik alan olmadığında bir değişim söz konusu değildir. Landort kanunu da bunu söyler. Mümkün mertebe manyetik alanı malzeme minimuma indirmeye çalışır. Le Chatelier prensibi de aynı temele dayanır. Denge sistemleri değişime çok büyük tepki gösterirler. Burada da Le Chatelier prensibine göre basınçta aynı şey meydana gelmektedir. Herhangi bir sorunuz var mı? Pekala. Le Chatelier prensibini sıcakla uygulamadan ve Van Hoff denklemine girmeden önce yaptıklarımızı bir kere tekrarlayalım ve çözeltiler içinde ne olduğuna bakalım. Tekrar ediyorum. Çözelti
dengesine bakalım. Çözelti dengesi gaz fazı dengesine göre daha önemlidir. Gaz fazı dengesinde her şey başladığından tabii bu da son derece önemlidir. Buradaki dengede yani çözeltilerdeki dengeden bahsederken yine kimyasal potansiyel işin içine girecektir. Burada kimyasal potansiyelin nasıl küçülme eğiliminde olduğunu göreceğiz. Burada da kimyasal potansiyeli yazmamız gerekiyor. Çözelti içindeki bir A türü için kimyasal potansiyeli yazarsak bu basınç, sıcaklık ve konsantrasyona bağlıdır. Bu konsantrasyon mol bölü litre olarak da 1000 gramdaki gram olarak da verilebilir. Hangisini kullanmak istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. Hiçbir sakınca yok. Yalnız sadece onu kullanın. Yani sürekli olarak aynı konsantrasyon birimini kullanın. Dengeyi açıklamak için bir referansa ihtiyacımız var. Bu gelişigüzel bir konsantrasyondaki olan kimyasal potansiyeldi. Bunu bir referans konsantrasyona göre tanımlamalıyız. Hem daha önce her şeyi bir barı referans olarak seçtiğimiz gibi bunun için genellikle 1 mol litre, 1 gram bölü litre vesaire alırız. Referans olarak aldığımız değer 1'dir. Nasıl referans basıncı geçen yazdığımız denklemlerde göz önüne almadıysak burada da referans konsantrasyonu göz önüne almayacağız. Dolayısıyla bunu referansal kimyasal potansiyele bağlayacağız. Buradaki sıfır standart hali göstermektedir. Burada RT ln P yerine RT ln C koyacağız. Yani burada çözeltideki moleküllerin ideal davrandığını farz edeceğiz. Buradaki CA konsantrasyonun bir değerine sahip referans olan konsantrasyona bölündüğünü biliniz. Konsantrasyon birimi hangisi kullandığınız önemli değil. Hangisini seviyorsanız artık onu kullanın. Böyle bir durum ideal gazdan biraz daha karmaşıktır. Çünkü çözeltide daha önce incelediğimiz tepkenlerinizle ve ürünlerinizle karşılaştırdığınızda farklı türler de içermektedir. Örneğin biyoloji yapıyorsanız bu bir tampon çözelti olabilir ki bu durumda bir tuz vardır. 7'ye eşit olmayan bir pH değeri vardır vesaire vesaire. Dolayısıyla bu referans kimyasal potansiyelinin de belli bir pH değerine ve tuz konsantrasyonuna göre referans edilmesi gerekmektedir. Tabii bu kullandığınız çözücünün özelliklerine ve türüne bağlı bir şey. Bu büyük bir farklılığa sebep olur. Diğerinde ise gaz temel olarak vakuma refer ediliyordu. Yani ortada herhangi bir şeyin olmadığı duruma. Çözeltide elimizde çözücü, asit, çözünen molekülleri var. Veya tamponlamak için ne gerekiyorsa onların molekülleri var. Bu da ilgili türün kimyasal potansiyelini belirleyen faktör. Örneğin pH'yi değiştirdiğimde ilgilendiğim molekülün asidik bir özelliği olmayabilir ama hala pH'ye bağlı bir davranış gösterebilir. Bu da referans potansiyelinin ne olacağını belirler. Evet, bu ifadeyi hatırlasanız iyi olur. Ders kitaplarında bu işin nasıl yapılacağı yazılır ama biz bunu yapmayacağız. Bunun böyle olduğunu farz edeceğiz. Yani bunun doğru yapılmış olduğunu farz edeceğiz. Bunu kabul ettiğimiz zaman yani elimizdeki referans kimyasal potansiyelini pH'ye ve tuz konsantrasyonuna göre düzgün biçimde ayarlandığını farz ettiğimizde kısmi basınçlarla ilgili yaptığımız aynı analizi buna da uygulayabiliriz. Bu ifade kısmi basınçlar yerine konsantrasyonun konu olduğu ideal gaz denkleminin aynıdır. Dolayısıyla aynı argümanı kullanmak suretiyle tepkimeyi alırsanız başlangıçta bir delta G değeriniz vardır. Başlangıç delta G değeri. Buradakiler için ve tabii ki ürünler için de bir delta G değeriniz var. Buradaki fark tepkime için olan delta G sıfır değeridir.
Bu tarafta A çözeltisi var. Dolayısıyla tepkimeniz nü A kadar çözeltide T ve P basıncında bulunan A artı nü B kadar çözeltide T ve B basıncında bulunan B eşittir nü C kadar çözeltideki T ve P basıncında bulunan C artı ve nü D kadar çözeltideki T ve P basıncında olan D şeklinde yazılır. Tepkime A ve B tepkenlerinin aynı kaplarda bulunduğu halden başlayıp tepkimeyi başlatmak ve bundan sonra farklı kaplarda C ve D türlerini elde etmek şeklindedir. Bunun sonucunda elde ettiğimiz değer delta G tepkime değeridir ve A ile B'yi karıştırdığımız zaman bu durumda karıştırma entropisi söz konusu olacaktır. Bu da delta G değerini düşürecektir. Burada da yine aynı ürünlerin delta G değerine giden bir parabolik eğri elde ederiz. Aynen gazlarda olduğu gibi. Burada da bu eğrinin tabandaki değerin ne olduğunu bulmaya çalışacağız. Çünkü bu bize denge durumunu vermektedir. Çözeltilerde de geçen seferki yaptığımız gibi işlemleri tekrarlayabiliriz. Burada da işte A, B, C ve D türlerinin aynı anda bulunduğu bir karışımla, yani hem tepkenlerin hem de ürünlerin bir arada olduğu durumla başlayabiliriz. Tepkimenin biraz ilerlemesini sağlarız ve şu noktadan şu noktaya geçişteki delta G'deki değişime bakarız. Bu da delta G değişim değerini bize verir. Tabii bunun pozitif mi, negatif mi yoksa sıfır mı olduğunu araştırırız. Eğer bu sıfırsa tepkime dengededir ve tabanda olan bu noktada oluyor demektir. Bu da bize denge sabitini verir. Ne olduğunu göstermek için tekrar yazalım. Yaptığımız iş tepkimeyi çok küçük bir miktar ileriye götürmek. Dolayısıyla burada ürünlerin kimyasal potansiyellerinden, tepkenlerin kimyasal potansiyelini çıkarıyoruz. İşte bu değerde nü c, nü c artı nü d, nü d eksi nü a artı nü b, nü b'dir. Burada kimyasal potansiyeller yerine eşdeğeri olan standart kimyasal potansiyel artı RT ln konsantrasyon ifadesini kullanırsak eğer epsilon delta G 0 artı RT ln konsantrasyon şeklinde yazarız. Bunu biraz farklı şekilde de yazabiliriz. Konsantrasyonu biliyorsunuz mol bölü litre ve köşeli parantez içinde yazıyorduk. Dolayısıyla bu ifade parantez içinde C üssü nü C, D üssü nü D bölü A üssü nü A, B üssü nü B. Tabi burada A, B, C, D türleri konsantrasyon cinsinden. Bu logaritmik oran buradaki logaritmik konsantrasyon toplamından meydana gelmektedir. Aynen ideal gazda olduğu gibi. Bu durumda bu sıfıra eşit ve sistem bu eğrinin tabanında bir yerde ve bu iki değer birbirine eşit ve burada denge sabiti için çok iyi bildiğiniz bu ifadeyi elde ederiz. Yalnız burada artık Kp değil, sadece K. Çözelti dengesini elde ettiğimiz ifade bu. Bir öncekinde olduğu gibi burada hatırlamanız gereken husus biraz daha işi karmaşık hale getiriyor. Bir kimya ya da buna benzer bir araştırmada bu referans potansiyelini pH'ya, çözelti konsantrasyonuna bağlamanız gerektiği doğru, denge sabitini elde etmek için. Pekala, herhangi bir sorunuz var mı? Şimdi genel olarak denge sabitinin sıcakla bağlılığına bakalım. İster çözelti olsun, ister gaz, bu bir şey fark ettirmeyecek. İkisi de aynı şey olacak.
Burada cevaplamanız gereken soru şu: eğer sıcaklığı değiştirirsek denge hangi yöne doğru kayar? Belki hepiniz cevabı biliyorsunuz ama yine de bunu türetelim. Aradığımız şey DKP bölü DT'nin ne olduğu. Denge sabiti, ki eğer çözelti söz konusuysa K sıcaklıkla nasıl değişiyor? Bunun eğimini. Pozitif mi, negatif mi? Eğer bunu biliyorsak bu ifadeyi ilgili sıcaklar boyunca integre eder ve değişimi rahatlıkla bulabiliriz. Buradaki gayemiz denge sabitinin sıcaklığı nasıl değiştiğini bulmak. Peki neyi biliyoruz? RT ln KP eşittir eksi delta G, ki bu sıcaklığa bağlı bir değer, bölü RT. Burada da T var görüldüğü gibi. Dolayısıyla bu da sıcaklığa bir bağımlılık göstermekte. DKP bölü DT'nin yerine D ln KP bölü DT'yi bulmak daha kolay olabilir. Bunu temel olarak aynı şey görüldüğü gibi burada da ln KP var. Dolayısıyla sorumuzu şöyle değiştirelim: D ln KP bölü DT nedir? Pekala, her iki tarafın da türevini alalım. Her iki tarafa da D bölü DT koyalım. Burada zincir kuralını kullanabiliriz çünkü delta G sıcaklığa bağlı. Önce paydadaki T'ye göre türev alalım. Delta G 0 T bölü RT kare. Yukarıdaki eksi işareti aşağıdaki T'nin türevini alınca yok olmakta. Eksi 1 bölü RT D bölü DT delta G 0. İşte bu delta G'nin T'ye göre türevidir. Buradaki delta G 0 bir bardaki değeri göstermektedir. Burada D bölü DT delta G 0 eşittir D delta G bölü DT sabit basınçta şeklindedir. P bir barda sabit. Sadece farklı gösterim. Bunu kitaplarda bulabileceğimiz değerler cinsinden ne olduğunu biliyoruz. Delta H ve delta S gibi. Artık temel denklemlere girebiliriz. Buradan da delta G'nin sıcaklığa nasıl bağımlı olduğunu kolaylıkla bulabiliriz. Bildiğiniz gibi de dG son derece net bir şekilde entropi terimine bağlı. Burada delta G yerine delta H terimini kullanmakta fayda var. Çünkü delta H delta G kadar sıcaklığa bağımlı değil. Delta H ufak sıcaklık aralıklarında sıcaktan bağımsız olarak kabul edilebilir. Delta H'nin sıcakla bağımlı ısı kabası şeklinde veriliyordu. Dolayısıyla buradaki amacımız dG değerleri yerine delta H cinsinden karşılıklarını koymak. Mesela dG için olan temel denklemeye gidersek, bu ifade eksi SDT artı VDF şeklindeydi. Buradaki S değeri ise dG bölü DT sabit basınçta. Ve bu değer de bizim aradığımız değer. Burada dG'nin bu türevsel değerinden kurtulup yerine S koymuş oluyoruz. Artık D ln KP bölü DT eşittir. Daha önce söylediğimiz gibi burada dG yerine dH değerini kullandık. Çünkü dG değeri sıcakla son derece bağımlı. dH değerini koyduğumuz zaman sıcaklık bağımlı hemen hemen yok olmakta. Bunu yaparsak bu değer delta H 0 eksi T delta S 0 bölü RT kare olur. Ve buradaki türevsel değer eksi 1 bölü RT D bölü DT delta G 0
kısaca 1 bardaki delta S 0'a eşit. Dolayısıyla bu 1 bölü RT delta S 0 olur. Bu harika çünkü burada eksi T bölü RT kare var. Bu eksi 1 bölü RT. Burada da 1 bölü RT değeri var. Yalnız burada bir yerde eksi işaret olmalı. İşte burada dg bölü dp t sabitken eksi s. Dolayısıyla bu işareti buraya alayım. Bu harika, artık işler çok daha rahat hale geldi. Bu eksi işareti artı haline dönüşür. Ve bu iki terim birbirini götürür. Ve bu ifade en son olarak delta s 0 bölü rt kare şeklinde dönüşür. Bu çok güzel. İstediğimiz şeyi elde ettik artık. Denge sabitinin sıcaklığa olan bağlılığını bulduk. Yukarıdaki delta H değeri ise çok az bir şekilde sıcaklığa bağlı. Bu denkleme Van't Hoff denklemi adı verilir. Bu bize sıcaklığın değiştirildiği zaman dengenin ne olacağını söyler. Sıcaklık değişimini bulmak istiyorsak bunu integre etmemiz gerekecek. T1'den T2'ye burayı da T1 üssüden T2 üssüye integrali alırsak ln kp T2 son sıcaklıkta eksi ln kp T1 ilk sıcaklıkta eşittir T1'den T2'ye delta H bölü RT karenin integrali olur. Tabii bu biraz sıcaklığa bağlıdır. Tabii bunu dt ile çarpmalıyız. Bu da integre edilmiş Van't Hoff denklemidir. Eğer bir yüksek basınç ve sıcaklığın söz konusu olduğu kimyasal bir tesis tasarımlıyorsanız bunu kullanmakta fayda var. Çünkü burada delta H tepkenlerin ve ürünlerin ısı kapasiteleri açısından sıcaklığa bağlıdır. Ve bu da tasarladığınız tesisin düzgün çalışmasıyla patlaması arasındaki farkı oluşturabilir. Tabii ki tesisimizin patlamasını istemeyiz. Eğer bu tip işlerde kullanacaksanız bu integrali doğru düzgün çözmeniz gerekmekte. Birçok durumda, örneğin biyolojik reaksiyonlarda sıcaklık 1-2 derece değişebilir. Örneğin insanın ateşi olması durumunda biyokimyası da etkilenir. Çünkü vücudumuzda olan reaksiyonların denge sabitleri de belli bir oranda değişir. Sıcaklıktaki ufak bir değişim öyle bir patlamaya sebep olmaz tabii ama bu durumda delta H'nin sıcaktan bağımsız olduğu varsayımını yapmakta bir sakınca yoktur. Bu ufak sıcaklık değişimlerinde geçerli olan bir varsayım. Ve sizin en çok kullanacağınız varsayım da bu. Buna yaklaşık Van't Hoff denklemi denir. Bu denklem ilgilendiğiniz birçok durum için gayet iyi sonuç vermekte. Sizin en çok aşina olduğunuz denklemlerden biri bu. Eğer B doğruysa sıcaklık bağımlılığını ihmal etmek suretiyle delta H'yi dışarı alabilirsiniz. Ve bu integral gayet rahat bir şekilde çözülebilir. Ve böylelikle denge sabitinin sıcaklığı değişimi için analitik bir ifade bulmuş olursunuz. Dolayısıyla ln kp T2 sıcaklığında eksi ln kp T1 sıcaklığında. Burada ln kp diyorum ama bunun kp olma zorunlu yok. Bu bir çözelt de olabilir ve k değeri de kullanılabilir. Bunu özel bir durum olan kısmi basınlar için yazmamam gerekliydi. Ancak bu denklem çözeltler için de aynı şekilde geçerlidir. Artı delta H bölü R. Bunun için delta H bölü RT karenin integralini alırsak T1 eksi T2 bölü T1 çarpı T2 olur. Bu da bize yaklaşık Van't Hoff denklemini verir. Bu gayet tutarlıdır. Çünkü biz
İmtihanlarda soruya delta H'nin sıcaklıktan bağımsız olduğunu farz edin diye başlayacağız. Kp yerine K kullansak da aynı şey midir? Evet, K çözelti için olan durum. Peki Kx'i de kullanabilir miyiz burada? Toplam basıncı sabit tuttuğunu sürece bir sorun yok. Bu konu üzerinde biraz düşünmemiz gerekir. Kx'i kullanabilirsiniz. O zaman burada P üssü eksi delta nü Kx gibi bir ifade olacak. Biliyorsunuz logaritmaların toplamı veya farkı çarpım veya bölüm olarak gelir. Bu logaritmik denklemi çözdüğünüz sürece istediğiniz K değerini kullanmanızda bir sakınca olmaz. Ancak logaritmik denklemi çözmek kaydıyla. Basıncı sabit tuttuğunuz sürece bir sıkıntı yok ama basıncı değiştirirseniz işler karışır. Şimdi artık sıcaklığı değiştirdiğiniz zaman ne olduğuna bakabiliriz. Elimizde bir denge varsa buradaki her şey delta H'nin işaretine bağlı olur. Reaksiyonun ısı veren veya ısı alan olup olmadığı bundan belli olur. Burada Le Chatelier prensibinde olduğu gibi sistem kendine olan bir etkiye tepkiyle cevap verir. Eğer delta H'nin sıfırdan küçük olduğu ısı veren bir reaksiyon söz konusu ise bunun anlamı reaksiyonun çevreye ısı veriyor demektir. Eğer sıcaklığı daha da yükseltirsem bundan pek hoşlanmayacaktır. Çünkü daha fazla ısı istemezler. Burada tepkenlerin ürünlere dönüşmesi ısı veren bir şekilde cereyan eder. Eğer sıcaklığı daha da artırırsak bu sefer reaksiyon tersine döner. Reaksiyon ürünlerden tepkenlere doğru olur ve ısı alan bir hale gelir. Yani ısı soğurur. Eğer sıcaklığı artırırsak sistem bize hayır hayır ben orijinal sıcaklığından memnunum diye tepki gösterir. Eğer buna devam edersek bu sefer pekala ben de ısı soğurur, sıcaklığımı aşağı çekerim der ve daha fazla tepken vermeye başlar. Dolayısıyla denge sabiti azalır ve reaksiyonda tepkenler yönüne doğru döner. Eğer elinizde ısı alan bir reaksiyon varsa bunun aksi söz konusudur. Yukarıdaki delta H değeri pozitif ise sıcaklığı artırdığımızda delta H pozitif T2 T1'den büyük. Dolayısıyla bu pozitif sayı. Dolayısıyla yüksek sıcaklıklarda K değeri daha da yüksek bir değer alır ve reaksiyon ürünlere doğru gider. Bunu sistem açısından düşündüğümüzde sistem belli bir sıcaklığa sahiptir. Sıcaklığı artırdığımız zaman sistem bundan pek hoşlanmaz. Tekrar eski sıcaklığına dönmek ister ve bunun için ne yapacağını düşünür. Dolayısıyla ısı sormak suretiyle çevreden ısı alır. Isı soğurarak çevreden ısı alır. Bu eğer ürün yapacaksa gayet iyi bir durumdur. Çünkü reaksiyonumuz ısı alan bir reaksiyondur ve bu şekilde çok daha fazla ürün elde edebiliriz. Çünkü sıcaklığı düşürürsek dengeyi ürünler yönüne kaydırabiliriz. Bu da sıcaklık için olan Le Chatelier prensibidir. Herhangi bir sorunuz var mı? Denge üzerine tabii. Şimdi hızlı bir şekilde bir örnek yapalım. Bu denge konusuna başladığımız zaman incelediğimiz bir örnekti. Haber reaksiyonu. Bu son derece önemli bir endüstriyel işlem olup kimya endüstrisini başlatan reaksiyondu. Dünyada üretilen toplam enerjinin %1'ini bu reaksiyonu yapmak için kullanıyorduk. Bu olağanüstü bir miktar. Dünyada üretilen enerjinin %1'i sadece bir reaksiyonu yapabilmek için kullanılıyor. Tek bir endüstriyel reaksiyon için ne kadar önemli olduğunu görün. Peki bu neden bu kadar fazla enerjiye ihtiyaç duyuyor? Şimdi bunu bulmaya çalışalım. Bu reaksiyonu yapmak için. Şimdi Haber işlemine tekrar bakalım. Azot gazını alıyoruz.
hidrojen gazı ile reaksiyona sokuyoruz. Bu bir katalizör kullanılarak yapılan bir reaksiyon, örneğin demir oksit gibi reaksiyonu hızlandırmak için. Bu tabii termodinami değiştirmiyor. İleride bu konuyu göreceğiz. Katalizörler sadece kinetiği etkiler, termodinami değiştirmezler. Bu reaksiyon genellikle katalizör kullanılarak gerçekleştirilir ve sonunda amonyak elde edilir. Amonyak gübrelerin ve içinde azot ve azot türevi olan her şeyin çıkış maddesidir. Protein filan yapmak isterseniz amonyaya ihtiyacınız var. Başka bir de işte bu işlemin herhangi bir yerinde amonyak işin içine girer. Burada 298 Kelvin'deki delta H0 değeri, bunlar sizin notlarınızda var. O yüzden detaya girmiyorum. Eksi 46 ve 298 Kelvin'deki delta G değeri ise eksi 16 kilojoul bölü mol. Biz de buradan denge sabitinin ne olduğunu bulmaya çalışalım. 298 Kelvin'de bunu nasıl hesaplayacağımızı biliyoruz. Ln Kp eksi delta G bölü Rt idi. Buradan Kp 860 gibi bir değer olur. Bu sadece bir rakamdır. Çünkü bu ürünlerin tepkenlere oranıdır. Bunun anlamı ürünlerin çok daha fazla tercih edildiğidir. Bu harika bir şey. Bunu yapmak için herhangi bir enerji gerekmemesi lazım. Oda sıcaklığı olan bir reaksiyon bu. Ancak katalizör kullansak bile bu son derece yavaş, hem de çok yavaş bir reaksiyon. Eğer bu reaksiyonu oda sıcaklığında katalizörsüz başlatmış olsaydık, hala Bay Haber'in ilk amonyak molekülünü elde etmesini bekliyor olurduk. Dolayısıyla Haber reaksiyonunu oda sıcaklığında yapmak hiç de pratik bir şey değil. Ancak sıcaklığı artırdığımız zaman kinetiğin sıcaklığa mükemmel bir tepki verdiğini görürüz. Çünkü kinetik sıcaklıkla üstel olarak değişir. Hız kanuna göre sıcaklığı artırırsanız hız da artar ve reaksiyon çok daha hızlı bir şekilde cereyan eder. Sıcaklığı 298 Kelvin'den 800 Kelvin'e çıkarsak hız büyük oranda artar. Bu durumda biraz enerji ihtiyacınız var tabii ki. Bu sıcaklığı beslemek veya sistemin sıcaklığını muhafaza etmek için ek girdi olarak enerji gerekmekte. İşte dünya enerjisinin %1'i bu amaçla kullanılmakta. Yüksek sıcaklıklarda işler çok daha hızlı bir şekilde cereyan ediyor. Bu harika bir şey. Her şey son derece pratik hale gelmekte. Ancak bakalım sıcaklığı artırdığımızda neler oluyor? Bu ısı alan negatif işaretli. Bu da ısı alan negatif. Affedersiniz, negatif işaret ısı veren. Bunun hesabını yukarıda yapmıştık ve bu hususta son derece dikkatli olmam gerekiyordu. Çünkü yüksek sıcaklıklarda Van't Hoff denkleminin tam fortunu kullanmamız gerekmekte. Bunu yapar ve tüm gazların ısı kapasitelerini göz önüne alırsak Kp'nin çok çok düştüğünü ve değerini 0,0007 olduğunu görürüz. Affedersiniz, 2 sıfır. Halen çok küçük ve hiçbir pratik tarafı yok. Bu son derece kötü. Çünkü bu tip verimli bir endüstriyel tesis işletmeniz mümkün değil. Bu hiçbir şekilde işe yaramaz. Ve bir kimya mühendisiyseniz veya Haber'in olduğu gibi bir kimyagerseniz, Le Chatelier prensibini biliyorsunuz demektir. Eğer ters yöne gidiyorsanız reaksiyonunuza bakmanız lazım. Kaç mol tepkenle başlamıştım? Elimizde 2 mol tepken ve 1 mol de ürün var. Peki basıncı değiştirirsem ne olur? Basıncı değiştirdiğim zaman sistem, hayır, ben basıncın değişmesini istemiyorum diye feryat eder. Dolayısıyla reaksiyonumuz daha az mol sayısının olduğu yöne doğru kayar. Ürün tarafında daha az mol sayısı var. Dolayısıyla reaksiyon ürün tarafına doğru kayar. Bu harika bir şey. Demek ki basıncı artırmam gerekiyor. Harika. O zaman basıncı artırmaya devam edeyim. Ama bunu yapmak için de belli bir enerji ihtiyaç var. Bir bardan daha yüksek bir basınca çıkmak için ek enerji gerekir. Bu durumda işler çok daha karmaşık hale gelir. Tesis patlama tehlikesi altına girer.
Basıncı artıralım bakalım. Basıncı 1 bardan 100 bara çıkardığımız zaman Kx değerini hesaplarsak, istediğimizde bu zaten. Burada Kx değeri PKP şeklindedir. KP toplam basınca bağlı olmadığı için değişmez. Toplam basınca bağlı olan değer Kx değeridir. Bir bar basınçta Kx eşittir KP'dir. Kx hatırlarsanız P'nin eksi delta nönüncü kuvvetiyle orantılıydı. Yani ürünlerin mol sayısından tepkenlerin mol sayısının çıkarılmasına eşit olan delta nü değerine. Bu durumda basıncı 1 bardan 100 bara çıkardığın zaman Kx değeri KP'lerin 100 katına çıkacaktır. Dolayısıyla 100 çarpı 0,007 yazmıştık. Bu da işte 0,7 olarak bulunur. Bu çok daha iyi bir durum. Kx ürünlerin mol kesirlerinin tepkenlerin mol kesirlerine oranıydı hatırlarsanız. Eğer P'yi 300 bara çıkarsam Kx 2,1 olur. 3 kere 7 harika gerçekten. Artık ürün elde etmeye başladım ama 300 bara nasıl çıkarım? Dolayısıyla 300 barda ve 800 Kelvin'de yapılan bir işlem haline geldi. Bu inanılmaz derecede enerji isteyen bir durum ama işe yarıyor. İşte Haber ve Bohr'un yaptıkları bu. İşte bu yüzden Almanya 1. Dünya Harbi'ne 1914'ten daha uzun bir süre devam edebildi. Ta 1918'e kadar. Haber bu prosesle Nobel ödülü aldı. Bayer gibi Alman firmaları ortaya çıktı. Bunlar bu işlemi yüksek basınç ve yüksek sıcaklıkta nasıl yapabileceklerini çözdüler. Sistemi havaya uçurmadan tabii. Pekala, herhangi bir sorunuz var mı? En son işleyeceğimiz konu şu ana kadar incelediğimiz dengelerde her şeyi birbiriyle gayet iyi karışmış haldeydi. Bu ideal gazlardaki veya çözeltilerdeki dengeydi. Çözücü ve çözünen moleküllerin gayet iyi karıştığı hal. Burada karışma entropisi son derece önemli. Delta G eğerimiz mol kesimine göre bir yay çizmekteydi. Ve bunun sebebi de karışma entropisiydi. Şimdi elimizde heterojen bir sistem olsun. Elimizde katı veya sıvı bir madde olsun heterojen halde. Ve bu madde çevresini başka bir madde ile paylaşmayı reddetsin. Ve saf halde kalsın. Mesela elimde bir beher olsun. Bunun içinde çözücü olsun ve dibinde de katı bir çözünen olsun. Ürünler ise çözelti içinde bulunsun. Bu tip bir dengeyi nasıl incelerim? Hepiniz bunun cevabını biliyorsunuz ama tekrar yapmakta fayda var. Bu durumda elimizde A mol A katısı var. Çözücü ile katışmamış halde. Elimizde farklı fazlar olsun. B molde gaz olsun. Elimizde nü A kadar katı A maddesi olsun ve bu çözelti ile bir karışım vermesin. Nü B kadar da B gazı olsun. Bunun sonucunda da nü C kadar C sıvısı meydana gelsin ve nü D kadar da D gazı meydana gelsin. Buradaki gaz fazları birbiriyle karışabilirler ama saf A sıvısıyla saf B katısı birbiriyle karışmıyor. Şimdi tekrar düşünelim bakalım, denge sabiti nereden kaynaklanıyor? Hatırlarsanız elinizde bir delta G karışma değeri vardı ve biz bu karışımın bir miktar reaksiyon vermesini sağlıyorduk. Daha sonra bu karışımdaki türlerin kimyasal potansiyellerini alıyor ve bunları açıyor ve bunların LnP ve LnK konsantrasyon cinsinden yazıyorduk. Dolayısıyla burada da delta G değerine ihtiyacımız var. Epsilonu 1 olarak alalım. İşlemi daha basit yapmak için bu durumda delta G değerini C mol, mu C saf katı, mu D gaz karışım halinde eksi mu E çarpı mu A saf katı eksi mu B gaz karışım halinde şeklinde verilebilir. Reaksiyonun biraz daha ileri gitmesine izin verir. Ürünlerin kimyasal potansiyellerine biraz ekleme yapar. Tepkenlerin kimyasal potansiyellerinden de biraz çıkarma yaparsak ve daha sonra da bunları standart kimyasal potansiyeller cinsinden açarsak karışma entropisi burada ve burada işe karışır. Saf maddeler için karışma entropisi söz konusu değildir. Bunun sonucunda nu C mu C0 artı
nü d, mü d 0 eksi mu a 0 eksi mu b 0 artı rt ln bu logaritmik terimde rol alacak türler saf olmayan türler olacaktır. Bunlar da buradaki gaz türleridir. Onlar da buradaki iki vatandaş tabii ki d ve b türleri. Bunu yazarsak D'nin kısmi basıncı olan PD üssü nü D bölü PB üssü nü B olur. Diğer iki tür burada işe karışmaz. Çünkü bunlar zaten saf madde olarak başlamışlardı ve aralarında herhangi bir karışma olmamıştı. Bu yüzden onlar logaritmik terimde yer almazlar. Sadece karışan maddelerin kısmi basınçları rol alır. İster gaz fazında ister çözelti fazında olsun. Bu reaksiyon için Kp değeri PD üssü nü D bölü PB üssü nü B olur. Bu terim sadece gaz fazındaki maddelere ihtiva eder. Saf maddeler işe karışmaz. Bunlar delta G sıfır değerlerinde de göz önüne alınır. Tüm bu terimleri delta G sıfır terimi altında toplayabiliriz. Ln Kp değerini delta G sıfır bölü RT şeklinde yazdığımız zaman delta G değeri hemen hemen her şeyi ihtiva etmektedir. Saf maddelerde dahil olmak üzere. Bu değer burada karşımızda duruyor. K ise sadece gaz fazı ve çözelti fazında türlerden ibarettir. Peki sormak istediğiniz bir şey var mı? Gelecek hafta bu konuyla ilgili örnek çözeceğiz ve daha sonra da faz geçişlerine bakacağız.